Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olmak ücretsiz ve zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Altın başak 383 numara, leylak, beyaz deyince arkadaşlar numarası yok. 50 numara kar beyaz leylak ve bu da altın başak arkadaşlar eski kalan pembe renk iplerimden. Evet şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi büyük irice bir model. Bu şekilde ister havlu kenar olarak kullanabilirsiniz, ister mevlüt örtüsü olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tercih size ait. Ve bu model arkadaşlar Kameradan sanırım pembenin şekeri o kadar belli olmuyor gibi duruyorsa da çok güzel bir renk arkadaşlar. Tatlı bir renk. Bu şekilde arkadaşlar modelimizin yapımına geçelim şimdi. İkişer zincir çekerek yemenimizin kenarlarını bu şekilde tığ battıran hazırlıyoruz arkadaşlar. Tığ battığımıza sık iğne ile giriyoruz. Sonra bu kirpikli trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilk önce bir zincir çekiyorum ve şöyle bir orta boy örümcek yapıyorum. 1, 2, 3. 3 defa doladım. 1, 2, 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battıma 1, 2, 2, 2, 2 çekerek bu şekilde biraz uzunca trabzan yaptım arkadaşlar. Buraya 6 zincir çekiyorum. Birazcık kirpiklerimin büyük durmasını istiyorum. Çünkü modelim büyük arkadaşlar. 6 zincir Çektim. Bir tane kirpik yaptım. Yine 6 zincir Bu kirpikten 3 tane yapacağız arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6 Kapattım. Buraya arkadaşlar trabzanıma Bu şekilde 3 tane kirpik yaptım. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2- 3 4 5 6 Bu şekilde arkadaşlar trabzanım hazır. Ve yandaki tığ battıya da girerek bu şekilde bu kirpikli trabzanımı sık iğneli trabzanımı destek verdim. Arkadaşlar bakın biraz irice daha belirgin oldu. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Yine bir tane örümcek yapıyorum. Orta boy Fazla büyük değil, fazla da küçük değil. Bu büyüklükte bir örümcek. 3 defa tığın başını doladım. 1, 2, 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battıma 1, 2, 2, 2, 2 olarak bu şekilde uzunca bir trabzan yaptım. 6 zincir. 6 zincirimi kapattım. Trabzanıma birinci kirpiğim. 6 zincir Kapattım trabzanıma ikinci kirpiğim. 6 zincir. Kapattım buraya ikinci kirpiğim. 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde 6 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki tığ battıma girerek bu şekilde yapıyorum. Şöyle destek verdim arkadaşlar. Evet. Bir tane daha yaptık. Şöyle arkadaşlar arasına ben üç tane bırakacağım. Bakın şurada bir tane çatma işlemi var. Bu üç tanesi arasına geçiş mesafesi olarak bıraktım. Siz 5 bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu benimkisi örnek amaçlı. Şimdi hemen bu şekilde modelime geçiyorum yapımına. 1 iki zincir hemen tığ battı yapıyoruz. 1 iki zincir tığ battı yapıyorum. 2 zincir. 4 tane buraya 2 zincir çekerek tığ battı yaptım arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane tığ battım oldu. Şimdi buraya 4 zincir çekiyorum. Bir defa tığım, iki defa tığımın başını doluyorum arkadaşlar. Hemen 2 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım. Bir de iki defa tığımın başını doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 3 tane buraya yaptım arkadaşlar yine 2 defa doladım yandaki tığ battıma geçtim 2 2 2 burasının adedi de 2 tane trabzan oldu toplam 5 tane trabzanımız oldu arkadaşlar 6 tane zincir çekiyorum 6 zincirimi çektim ve ilk trabzanımın tepesine bu şekilde kapattım arkadaşlar 1-2-3-4 zincir. Dönüyorum. 2 defa tığımın başını doladım ve buradaki 6 zincirli yuvaya girdim. 2-2-2 olarak aldım. 5 zincir çekiyorum. Ve buradaki trabzanımın arasına kapattım arkadaşlar. Buraya yine aynı şekilde 1-2-3 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde 6.'cımı da yuvada yapıyorum. Bir tane dal yaptık arkadaşlar. Bu daldan buraya 3 tane yapacağız. Yine 4 zincir. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2. 1 2 3 4, 5, 6, 7 yuva olduğu için arkadaşlar bunu biraz büyükçe yapıyorum. Çok da büyük oldu sanırım arkadaşlar buna göre. 6 mı? Birini sökelim. Sık çeksek 7 arkadaşlar. Bu şekilde buraya bir yuva yaptım. Geriye kalan kısmı 1, 2 yine 5 adet arkadaşlar değişmiyor. Trabzan sayım sık iğne sayım. 5 6. da bu şekilde yuvada. Sadece buranın yuvası arkadaşlar biraz daha büyük olacak. Çünkü içine bu şekilde yuva olarak kullanacağız. 4 zincir 2 defa doladım. 2 2 2 olarak aldım. Yine bir trabzan yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir kapattım bu şekilde 1 2 3 4 ve 5 yuva da kapatıyorum arkadaşlar 6. sık iğnemi 3. dalımda hazır ve şimdi arkadaşlar buradan 4 zincir çekiyorum ve aşağıdaki trabzanları yaptığım yere yuvaya kıvattının içine bu dört zincirimi bu şekilde kapattım hem de buraya bir trabzan yapmış olduk arkadaşlar bu şekilde iki zincir çekiyorum yine arkadaşlar sağ tarafta yaptığımız gibi dört tane tığ battı yapıyorum İki, iki zincir üç iki zincir dört bu şekilde arkadaşlar yuvamız hazır yine ara suyuna geçiyoruz bir tane örümcek yapıp orta boy 1 2 3 1 2 3 4. tığ battı ya da bu şekilde 1 2 2 2 2 olarak aldım arkadaşlar bir trabzan yaptım. 6 tane zincir. 6 zincirimi kapattım trabzanımı. Bir tane kirpiğim oldu. 6 zincir kapattım buraya. 2. kirpiğim. 6 zincir kapattım trabzanıma bu şekilde ve 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 yandaki tığ battı ya bu şekilde kapattım bir sık iğne yaptım Evet arkadaşlar şimdi iki tane daha yapalım bir zincir çektim orta boy bir örümcek yaptım. 1, 2, 3, 3 defa doladım. 1, 2, 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battıya 1, 2, 2, 2, 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. Kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Kapatıyorum buraya. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bu şekilde kirpi yaptım. 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yandaki tığ battıya kapattım. Bir tane de sık iğne yaptım. Yine örümcek yapıyorum. 3 defa tığım başını doladım. 1-2-3 tığ battı atlayıp dördüncü tığ battıya 1-2-2-2-2 6 tane zincir kapattım buraya 6 zincir 1-2-3-4-5-6 kapattım kirpik olarak 6 tane sık iğne 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğne yaptınca Hemen yandaki tığ bat diye yine bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet. 3 tane arkadaşlar. Yeterli model için ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Bu ortadaki dalımıza 7 zincir çekip bir yuva yapmıştık. Yuvamızın içine bir sık iğne ile tutturduk. 1, 2 zincir. Bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 5 zincir bu yaptığım tekli trabzanıma kapattım tomurcuğumu tekrar 2 zincir çekip yanına bu şekilde kapattım buraya bir pıtırcıklı yuva yaptım arkadaşlar yine 2 zincir bir defa doluyorum 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 5 zincir buraya trabzanımın arasına kapattım bu şekilde bir iki zincir kapattım bu şekilde bundan arkadaşlar buraya tam beş tane yapacağız bir iki zincir bir defa doladım iki iki olarak aldım bir iki üç dört beş zincir kapattım bu şekilde buraya bir iki zincir kapattım yuvayı arkadaşlar Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım, yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım bu şekilde tomurcuk yaptım. 2 zincir çektim. Yuvada bu şekilde kapattım. 4 tane oldu arkadaşlar. 5.'ye 1 2 zincir. Bir defa doladım. 2, 2 olarak aldım. 1 2 3, 4, 5. Bu şekilde kapattım. Buraya. 2 zincir çektim. Bu şekilde sık iğne ile kapattım. Bir tane ipi bu koparıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yuvalarım hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi pembe ipimizle bu yaptığımız 5 zincirli tomurcuğumuzun dalımızın kenarındaki 5 zincirimizin içine sık iğne ile girdik. Buraya 4 tane zincir yapıyorum. Ve yapmış olduğum beyazdaki 5 zincirli yuvamın içine bu şekilde girdim. Kapattım buraya. Şimdi arkadaşlar 3 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. Burada 2 tane trabzanım oldu. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 3 tane trabzanım oldu. 3 zincir kapattım buraya bu şekilde arkadaşlar buraya bir gördüğünüz gibi çok güzel bir trabzandan tomurcuk yaptık 4 zincir buradaki yuvamın içine kapattım bu şekilde 1 2 3 zincir bir defa doladım 1 2 2 bir defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 3 3 zincir çekip kapatıyorum arkadaşlar bu trabzanları hem de zincirim dördüncü trabzan oldu arkadaşlar buraya dört zincirle yine karşıdaki yuvanın içine geçiyorum bu şekilde bir iki üç zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim bir iki iki bir defa doluyorum bir iki iki 1 2 3 zincir. Kapattım burayı arkadaşlar. Tomurcuğumu yaptım bu şekilde. 1 2 3 zincir. Bu şekilde yuvamı yaptım. Evet arkadaşlar 4 tane 4'er tane buralara tomurcuklar yapıyoruz. Bir defa doladım. 1 2 2. Tekrar 1 2 2 dedim 3 olunca hemen 3 zincirle geri aşağı iniyorum arkadaşlar. Yuvaya kapatıyorum. Köprü olarak 4 zincir. Bu şekilde karşıdaki yuvaya geçiyorum arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde 3 zincirli 2 pardon 1 2 2 bir defa doluyorum. Yuvaya girip 1 2 2 3 seferde 3 trabzan olunca arkadaşlar Tekrar üç zincir çekip yuvama kapattım. 4 zincirle yeşil dalımdaki tomurcuğumun içine de bu şekilde yuva olarak kapattım arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. İpimi arkada çekip yakayım arkadaşlar. Sonraki sıra için gelelim. Evet arkadaşlar bir zincir çekip ipimizi tığımıza tutturduk. Bu dalımızla yuvamıza geçiş 4 zincirimiz vardı arkadaşlar köprü olarak kullandığımız buraya bir tane sık iğne yapıyorum ipimi tığıma tutturdum bu şekilde 1 2 ve 3 zincir bir defa doluyorum 1 2 2 1 2 3 4 zincir kapattım buraya 1 2 3 zincir bu şekilde arkadaşlar Şimdi tekrar 3 zincir 1 2 3 zincir. Bir defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde trabzanıma kapattım tamurcuk olarak. 3 zincir çektim. Yuvama girdim. Bu şekilde arkadaşlar böyle kirpikli trabzanlar yapıyoruz. Yine 4 zincir çektim. Köprüme arkadaki yaptığım yere arkadan geçtim arkadaşlar bu şekilde tekrar bu yaptığımız yuvalardan buraya da yapacağız arkadaşlar 3 zincir çektim bir defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 1 2 3 4 zincir trabzanıma tomurcuk olarak kapattım 3 zincir çektim kapattım trabzanıma 3 zincir bir defa doladım 1 2 2 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım buraya. 1, 2, 3 zincir. Evet arkadaşlar. Birini daha bitirdik yuvamızın. Yine 4 zincir çekiyorum. Arkadan bu şekilde kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde tomurcuk olarak kapattım 3 zincir bu şekilde tomurcuk olarak kapattım arkadaşlar buraya 1 2 3 zincir bir defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 3 seferde bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir kapattım tomurcuk olarak buraya 1 2 3 zincir Evet arkadaşlar bu yuvamızı da doldurduk. Yine 4 zincirle arkaya dolanıyoruz bu şekilde. Pembe köprüden sık iğne ile tutturuyoruz. Bu şekilde. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 1 2 3 4 zincir arkadaşlar. 1 2 3 zincir kapattım. 3 zincirle trabzan yapıyorum. 3 defa da aldığım bir trabzanı ve 4 zincirle de tomurcuk yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 zincir kapattım buraya bu şekilde tekrar 3 zincir şimdi arkasından arkadaşlar buraya zincirimi kapattım yuva olarak bu şekilde zincir bir defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 4 zincir Evet arkadaşlar. Sona doğru yaklaşıyoruz. Son bir yuvamız kaldı. Aynı şekilde arkadaşlar yapıldığı için tekrar etmedim. 1, 2, 3 seferde aldım. 4 zincirli trabzanın arasını tomurcuk olarak kapattım. 3 zincir bu şekilde kapattım. 4 zincir çekiyorum. Ve arkadan dolanıp yaptığım köprüye 4 zincirli köprüye geçiş yapıyorum. Şöyle çekelim arkadaşlar dibe doğru. 3 zincir bir defa doladım. 1 2 2 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. 1 2 3 zincir bu şekilde 1 2 3 zincir bir defa doladım. 1 2 2 4 zincirimi çektim. Bu şekilde Arkadaşlar, trabzan arasın ip parmağımda ip kalmayınca çalışması zor oluyor herhalde arkadaşlar. Bu şekilde bu şey e, bitirdim arkadaşlar. Bir tane de zincir çekiyorum, İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, iki zincir çekip ipimi tığıma tutturdum bu şekilde ve şöyle ters çeviriyorum arkadaşlar. Bu kirpiğimden ortadaki kirpiğimden tutturdum. Pembe rengimi sonra buradaki beyaz yaptığım tomurcuğu da arkadaşlar bu şekilde tutturdum. Şimdi buraya küçük küçük arkadaşlar örümcekler yapacağız. Şöyle şu boyutta. Hepsini aynı boyutta yapacağız arkadaşlar. Bir zincir. Örümcek. Bu şekilde. Sırasıyla bütün tomurcuklara bu şekilde örümcekler yaparak bir zincir çekiyorum arkadaşlar şöyle küçük bir örümcek küçük bir örümcek diye yapıyoruz baya büyük gözüküyor arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum hepsi bir boyutta olursa arkadaşlar daha düzgün bir pıtırcığımız olur bu şekilde başa kadar arkadaşlar tüm bu örümcek şey pıtırcıklar örümceklerle dolduruyoruz bir zincir şöyle küçük bir örümcek kapattım buraya bir zincir kapattım örümceğimi. Evet arkadaşlar. Küçük yapalım çünkü fazla marullanmasın. Kapattım buraya bu şekilde. Bir zincir kapattım. Şöyle göz kararı arkadaşlar. bir zincir küçük bir örümcek kapattım tomurcuğuma bir zincir kapattım bu şekilde bir zincir kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar Evet, tüm örümceklerimizi yaptık arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu ortadaki kirpiğimi sabitliyorum. Sık iğne ile tutturdum. Döndüm. 1 2 3 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum buraya. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 tane kirpiğim oldu arkadaşlar. Ve 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, evet arkadaşlar. Ve 3. Bu şekilde 3 tane sık iğnemi yaptım. Yuvanın birini yapmış olduk arkadaşlar. İkinci yuvaya tekrar sık iğne ile geçiyorum. Buraya da 3 tane sık iğne yapacağım. 2 3. Bütün arkadaşlar örümcekleri bu şekilde 4 zincir kirpik yaptım. Dolduruyoruz yani. 4 zincir kirpik yaptım. 1 2 3 4 zincir. Kapattım buraya. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane bu şekilde sık iğne yaptım. Hemen yandaki örümceğe kapattım bu şekilde. 1 2 ve 3 1 2 3 4 zincir kapattım buraya arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum bu şekilde ikinci kirpiğim oldu. 4 zincir bu şekilde kapattım. 1 2 3 3 tane sık iğne yaptım hemen öbür yuvaya geçiyorum arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar tüm örümcekleri dolduralım daha doğrusu ben doldurayım daha fazla vakit gitmesin Evet arkadaşlar yaptığım bütün kirpikli sık iğnelerim bu şekilde en sonda yeşil kirpiğe bir sık iğne girerek ipimi kopardım bu şekilde arkadaşlar Evet size çok güzel hani derler ya kebap gibi diye Böyle çok muhteşem bir model oldu arkadaşlar. İster meyve törtülerinde böyle sallantılı olarak kullanın arkadaşlar. İsterseniz havlu kenarı olarak da yapabilirsiniz. İster simli iplerle de yapabilirsiniz. Çok şahane bir model oldu arkadaşlar. Evet yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.